Bismillahirrahmanirrahim. Rehber TV'nin kıymetli izleyenleri. Öncelikle sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlar. Sizlere hayırlı akşamlar dilerim. Gündeme dair gelişmelerin konuşulduğu ve yorumlandığı gündemin nabzında bir kez daha birlikteyiz. Bu akşam çok önemli konu başlıkları sizler için derledik. Birinci konumuz ABD'nin Türkiye'ye S-400'ler üzerinde yaptırım tehdidinde bulunması, F-35 savaş uçaklarının konusunu askıya alması, aynı zamanda Türkiye'yi bu ortaklıktan çıkarması üzerine merak edilenleri konuşacağız. Bir de özellikle son zamanlarda yaşanan döviz kurundaki dalgalanmalar, bu dalgalanmalara bahane olaraktan özellikle işsizliğin artması, piyasalarda döviz bahaneli fiyat artışları olmasına rağmen dövizlerdeki düşüş meydana gelmesine rağmen fiyatların inmediğini görüyoruz. Bu konuda da kıymetli konuklarımla konuşacağız. Kıymetli izleyenler, sizler de merak ettiklerinizi gündemin nabzı etiketiyle Twitter üzerinden bizlere gönderebilirsiniz. İki önemli stüdyo konuğumuz var. Doğru Haber Gazetesi yazarı Mehmet Şerif Durmaz ve araştırmacı yazar Salih Güzel Beyefendi bizimle. Sayın Durmaz, Sayın Güzel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Sayın Durmaz, müsaadeniz varsa sizden başlamak istiyorum. Baktığımızda bu son zamanlarda hakikaten gündemi ciddi manada meşgul eden S-400 meselesi var. ABD bu konuda Türkiye bir NATO üyesi olmasından dolayı Moskova'dan alınan S-400'ler üzerinde Türkiye'ye ciddi manada yaptırımlar yapmaya çalışıyor. Türkiye F-35'lerin bir müşterisi değil, bir üreticisi, daha doğrusu bir ortağı olmasına rağmen Türkiye'yi bu konuda ortaklıktan çıkardıklarını görüyoruz. Nedir bu özellikle S-400'ler meselesi? Türkiye için S-400'lerin önemi nedir? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Evvela bizleri ekranları başlarında izleyen Rehber TV'nin kıymetli izleyenlerini Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Evet, S-400 meselesi uzun süredir konuşuluyor. Bunun arka planı var. Evvela arka planına da bakmak lazım. Zira S-400 alımı nereden esti? Yani niye böyle bir ihtiyaç oldu? Türkiye direkt Rusya'dan mı böyle bir talepte bulundu? Bunun dediğim üzere bunun arka planı var. Arka planında şu yatıyor. Özellikle Türkiye 2011'de başlayan Suriye Savaşı ile beraber güvenlik sıkıntısı, güvenlik sorunu özellikle sınır bölgesinde güvenlik boşluğunun oluştuğunu ve bu konuda bir ihtiyacın ortaya çıktığını fark etmişti. Bu konuda yetkililer açıklamalarda da bulunmuşlardı. Aynı zamanda Türkiye savunma sistemini de savunma sistemleri alarak savunma sahasında, sanayinde biraz daha güçlenmek istiyordu. Bu konuda hani ısrarla Sayın Erdoğan'ın 2023 hedeflerine vurgu yapması var. Bu manada da Türkiye tam bağımsız bir ülke olma hedefiyle kendi güvenliğini korumak adına adımlar atmak istiyordu. Bununla ilgili özellikle Türkiye ABD'den Patriot alma talebinde bulunmuştu. Bu konuda bazı konularla alakalı mutabakat da sağlanmıştı. 2017'yi hatırlarsak o dönemde gündemimiz Türkiye'nin ABD'den alacağı Patriot'lardı. Barack Obama döneminde. Evet, ancak bir süreçten sonra özellikle Patriot füze savunma sisteminin teknik durumlarının, teknik konularının Türkiye ile paylaşılmaması, bu konuda ABD'nin kendini ağırdan satması, bu mesele biraz daha ağırdan alması Türkiye'yi farklı yollara sevk etmek zorunda bırakmıştı. Bu manada Türkiye özellikle 3 yıl evvel Rusya ile yaşanılan problemlerden sonra ve Rusya ile özellikle uçak düşürme mevzusundan sonra aralarının iyi olması, ilişkilerinin iyi olması, özellikle Sayın Erdoğan ile Sayın Putin'in arasının bireysel olarak da aralarının iyi olmasından ötürü Türkiye ve Rusya'nın ticari, siyasi, ekonomik ilişkileri daha iyi bir seviyeye gelmişti. Bu konuda Türkiye bir arayış içerisindeydi. O dönemlerde Batı, ABD, Türkiye çok yardımcı olma konusunda bir irade ortaya koymadığından dolayı Türkiye'de Rusya ile ilişkilerini düzelttikten sonra bu konuyla alakalı da özellikle
savunma sistemini almak ile alakalı Türkiye'nin Rusya'ya bir talebi olmuştu ve S-400 alma konusunda bu süreç 2017'de başladı. Bugün 2019'dayız. Dolayısıyla kısa bir süreçte yani hava savunma sistemleri konusunda kısa diyebileceğimiz bir sürede Türkiye işte geçtiğimiz haftadan itibaren son 10 gündür bu hava savunma sistemlerinin parçalarını Türkiye'ye geldiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bu arka planı bilmek lazım. Çünkü Türkiye bu noktada ABD ile ilişkilerini devam ettirme adına ABD'den Patriot füze hava savunma sistemlerini almak adına taleplerde bulunmuştu. Ancak ABD bu konuda da Türkiye'yi yine Türkiye'ye samimi davranmamıştı ve Türkiye'yi yarı yolda bırakmıştı. Dolayısıyla da Türkiye bağımsız bir devlet olarak elbette kendi savunma sistemlerini iyi bir şekilde, iyi bir hale getirmek istemesi çok doğaldır, çok normaldir ve gereklidir. Bu manada Türkiye'nin yönünü ABD'den Rusya'ya çevirmesi, Rusya ile ilişkilerin iyi olmasından ötürü S-400 savunma sistemlerini Rusya'dan talep etmesi ve Rusya'nın buna olumlu yanıt vermesi neticesinde işte bugün gördüğümüz üzere bu hava savunma sistemlerinin parçaları Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Doğrusu bu konuda Türkiye olumlu bir adım atmıştır. Türkiye'nin bu ABD ile olan ilişkilerinde ABD'nin çirkin ve ikiyüzlü yüzünü bir kez daha görmüştür ve bu noktada Türkiye yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirmiştir. Elbette Türkiye kendi bağımsızlığını düşünerekten hava savunma sistemini de güçlendirmesi en doğal hakkıdır. Diğer bütün ülkeler de bu konuda girişimlerde bulunmaktadır. Bu da çok doğal bir şekilde kamuoyu tarafından doğal karşılanmaktadır. Ancak ne var ki Türkiye'nin bu girişimleri neticesinde ABD'nin bu konuyla alakalı çok sert açıklamaları oldu. Yaptırım tehditleri oldu hepimizin de bildiği evet. Üzere. Tabii öncesinde de yine o süreçte hatırlarsanız şu söyleniliyordu. İşte Türkiye S-400'ler konusunda mutlaka geri adım atacaktır. Belirli bir süreden sonra ABD ile zıtlaşmama adına, ABD ile karşı karşıya gelmeme adına Rusya ile olan ilişkilerini dondurup tekrar yüzünü ABD'ye dönecektir şeklinde açıklamalar ve yorumlar yapılıyordu. Hatta şöyle deniliyordu. Evet, Türkiye bu konuda bir girişimde bulunmuştur. Evet. Parasını ödemesini yapmış olsa bile 2,5 milyar dolar karşılığında bu ödemesini yapmış olsa bile sistem Rusya tarafından gönderilmeyecektir ya da Türkiye bu konuda geri adım atacaktır ya da gelse bile doğru bir şekilde düzgün bir şekilde hazır hale getirilip kurulmayacaktır şeklinde açıklamalar yapılıyordu. Ancak geldiğimiz noktada son tahlilde Türkiye'nin bu konuda kararlı bir duruş sergilediğini görüyoruz. Türkiye Rusya'dan aldığı S-400'leri parçalarını tümü geldikten sonra bu sistemi tamamen kuracağını ifade ediyor ve bu da olumlu karşılanıyor. Evet. Ancak ne yazık ki ABD bu konuda dediğim üzere tehditlerini sürdürüyor. Peki ABD neden dolayı Türkiye'yi tehdit ediyor? Şantaj uyguluyor. Bunu da değerlendireceğiz. Sayın Durmaz, inşallah oraya geleceğiz. Sayın Güzel, baktığımızda hakikaten S-400 hava savunma sisteminin özellikle bu son dönemde çok önemli olduğunu, çok gerekli olduğunu görüyoruz. Ancak şimdiye kadar bir hava savunma sistemimizin olmaması bir bakıma ciddi bir eksiklik değil miydi? Hatta bu konuda Türkiye evet yerinde ve zamanında bir adım atmıştır ama belki bu konuda da geç kalınmıştı. Yani bu hava savunma sisteminin şu ana kadar olmaması bence büyük bir eksiklikti ki bir ülkenin muhafaza edilebilmesi için hava savunma sisteminin olmazsa olmazlarındadır ki hele bu Orta Doğu coğrafyasına baktığımızda savaşın kanının gözyaşı neredeyse eksik olmadığı bu coğrafyamızda S-400'den alınması bu konuda olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu konuda neden geç kalındı? Neden yani böyle önemli bir adım daha önce atılmamıştı? Evet, bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyicilerimize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Doğru yerinde bir tespit. Aslında ülke Türkiye hava savunma sistemi ihtiyacının olduğunu hepimiz hatırlarız. Belki kimilerimiz o zaman küçüktü. 90'lı yıllarda Körfez Savaşı'nda
farkına vardı. Evet. Yani güvenlik açısından Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacının olduğu anlaşıldı. Yetkililer tarafından bu noktada bir mutabakat sağlandı. Neden? Çünkü belki hepimiz hatırlarız. O gün Irak sınırına yakın bölgelerin tümünde birçok vatandaş evlerinin camlarını, belki pencerelerini kimyasal gazlara karşı, evet, belki Saddam bantı diye o zaman, evet, popülaritede kazandı. Birçok vatandaş belki öldü. Kendi bireysel imkanlarıyla koruyucu sığınaklar yapılmaya çalışıldı. Ülke o zaman bunun savunma, o Körfez Savaşı'nda Türkiye'nin savunma sistemi açısından bir ihtiyacının olduğu ama bu ihtiyacını karşılayabilecek durumda olmadığı ortaya çıktı. Evet. Bunu geliştirmenin yolları noktasında hamleler, bunun altyapısı oluşturmaya çalışıldı. Bu noktada birçok hamle yapıldı. NATO üyesi olması hasebiyle öncelikle bunu NATO üyesi ülkelerden karşılamaya dönük girişimleri oldu. Bunlar hava savunma sistemleri ülkelerin kendi iç dinamikleriyle, imkanlarıyla, teknolojileriyle oluşturmuş oldukları yapılardı. Bunun ilkini Patriotlar hususunda 2009'da ABD'ye karşı, ABD'den bu noktada bir talep oldu. Dikkat edin, 90'da bu noktada bir talebin olduğu ortaya çıkıyor ama bir 19-20 yıl bu noktada bir adım atılmıyor. Bir teknolojik anlamda bir adım atılamıyor. Demek ki seni bağlayan hususlar noktasında egemenlik noktasında diyelim. Çünkü ABD Batı bu şekilde Türkiye'yi kendine bağımlı hale getirmiş ve o dönemdeki ekonomik yaptırımlar, siyasal anlayışı da etkileyerek mevcut yönetimler bu noktada bir adım atmamışlar. Veyahut da atamamışlar diyelim. Yani bu yönüyle Patriotları yapılan anlaşmalara rağmen ABD Kongresi'nden geçmiyor. ABD Kongresi'nden geçmeyince bu sefer yönünü o zaman işte İtalya ile Fransa'nın ortaklaşa geliştirmiş olduğu teknolojiyi almak istiyor. Teknoloji transferi noktasında bu sefer Fransa'da İtalya uzun vadeli bir süreç önlerine attıkları için bu sefer Fransa ve İtalya'dan da istediği karşılığı alamıyor. Gün geliyor, bu sefer arayışlar devam ediyor. Çünkü artık ülke bunun farkına varmış. AK Parti hükümetinin de iktidara gelmesiyle çeşitli farklı arayışlar içine giriliyor. Hepimiz hatırlarız belki 2010'un sonlarında Çin'le bir mutabakat boyutu oldu. 2010'dan sonra ortaklaşa anlaşmalar da yapıldı. Yalnız burada da anlaşmalar yapılıp ortak bir teknoloji, hava savunma sistemi teknoloji geliştirilecek ve ortak kullanılacak. Bunda da Türkiye belki o zaman itiraf etmedi ama ABD'nin ısrarları doğrultusunda bundan biz kendi teknolojimizi bir bütün olarak biz üreteceğiz diye geri adım attı. Bu şekilde hep dışın baskılarıyla yeri geldiğinde sen ülkendeki silahları NATO kaynaklı olarak ABD diyor ki ben verdiğim için siz bunu bizim izin vermediğimiz bir yerde kullanamazsınız mantığıyla. 1969'da Kıbrıs'ta bu olay yaşandı. O zaman tabiri caizse yani Türk yetkililer ABD'liler tarafından tehdit ediliyor. Yani siz bizim ürettiğimiz silahları NATO ülkesi bir ülkeye karşı ki o gün Yunanistan'da, evet, şeyde kullanırsanız külahları değiştiririz mantığıyla dönemin yöneticilerini tehdit etmiş ve yöneticilerimiz de maalesef geri adım atmıştılar. 1974'te kendisini rahmetle anıyoruz, rahmetli Erbakan, evet, Kıbrıs harekatında bu tehdide karşı da hiç geri adım atmadan gerekirse Amerika'yı şey derim diye ki o zaman da 3 yıl silah ambargosu da uygulandı ülkeye. Bunda dik bir duruş sergiledi ve yapılması gerekenler noktasında geri adım atmadı. Kendisini rahmetle anıyoruz. Rahmetli Erbakan. Evet. Bu girişimler işte sizin kendi güvenlik teknolojiniz yoksa bağımlı olduğunuz teknolojilerini satın aldığınız ülkelerin güdümünde hareket etme zorunda kalıyorsunuz. Bu böyle devam etti. Yalnız 15 Haziran ki yıl dönümünü 3 gün önce, 4 gün önce kutladığımız ülke olarak büyük bir badireyi atlattığımız bir dönemde 15 Haziran sonrası NATO'nun içindeki savunma sistemi noktasında buradan bu darbenin eğiticilerinin buradan çıkması, ülkedeki NATO, Türkiye'deki NATO özellikle İncirlik Üssü'nün bu anlamda kullanılmış olmasının yetkililer tarafından görülmesi, NATO'da savunma sisteminde görevli yetişmiş eleman, insan kaynaklarının bu noktada NATO ile güdümlü darbe girişiminde görev almış olmaları bu noktada yetkilileri ciddi bir anlamda içe dönük bir sorgulamaya ve alternatif bir çözüm, bedeli ne olursa olsun bir çözüm üretme noktasında bir yola itti. Hatırlarsanız 15 Temmuz öncesi zaten düşürülen uçaktan kaynaklı Rusya ile ilişkiler zaten soğuktu.
Yani 15 Temmuz sonrası bu tablo ortaya çıkınca, bu tablonun ortaya çıkmasıyla aslında o gün oluşturulan belki Rus uçağının düşürülmesi meselesinin de art niyetli hesaplar ve atılan bir tabiri caizse ülkeye takılmak isteyen bir çermenin sonucuydu. Bunun farkına varınca ülke, Türkiye bu sefer artık Rusya'dan çözüm odaklı, acaba kendimi koruyabileceğim bir savunma sistemi ihtiyacım artık ayyuka çıktı, üst seviyeye çıktı ve bu noktada atılması gereken adımları atıyor. Atarken Batı'nın, özellikle ABD'nin, Avrupa Birliği ülkelerinin, NATO yetkililerinin bu noktadaki söylemleri gerçekten böyle bir ülke yönetiminin egemenliğini sorgulatır bazdadır, ölçüdedir. Önce her ülke egemendir, istediği kararı verebilir mantığıyla başlayan NATO'nun söylemleri bir bakıyorsunuz bir süre sonra tehdit diline dönüşebiliyor. Yani aslında yapabilirsiniz deyip gün yüzünü böyle insanların yüzünü boyama veyahut da aklıyla veyahut da davranışlarıyla, kararlarıyla böyle saygı duyuyor mantığı verirken, bir bakıyorsun bir sonraki adımda bu adamın ciddiyetini görünce, ülkede Türkiye'nin bu noktadaki ciddiyetini görünce, ki yerinde bir ciddiyet olması gereken bir ciddiyet, yani bu bugün Batı'ya karşı illa ABD'yle noktasında değil, ülkenin güvenliği noktasındaki bir adım. Söylemiş olduğunuz bu ciddiyetsizliği aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump için de söyleyebilir miyiz? Ki baktığımızda evet, Türkiye bu konuda haklıdır. Daha önce patriotlar bizden istemelerine rağmen biz vermedik. Obama dönemine aynı zamanda iç siyasete yönelik de bir adım attığını görüyoruz burada. Yani ABD Başkanı Donald Trump'ın bu söyleminden sonra kalkıp da Senato'dan, ondan sonra Pentagon'dan bunun tam tersi bir karar çıkmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu özellikle baktığımızda 200 yıl davranışlarını söyleyebilir miyiz? Yani aslında Batı'nın, ABD'nin, Batı'nın şahsında ABD'nin, çünkü 2. Dünya Savaşı sonrası bir tarafta Rusya, bir tarafta ABD, iki kutuplu bir dünya oluştu. Avrupa yani harap olmuştu. 70 milyon insan ölmüştü. Çok uzak değil. 70 yıl öncesinden bahsediyoruz. 70 milyon insan ölmüştü. Belki bugün İslam coğrafyasındaki bu katliamları gördüğümüzde, Batı'yı belki över yeni yetişen nesil tarihi, geçmişi bilmediğimizde, bu üzerine medeniyetlerin kurduğu medeniyet diye ifade edilip insana verilen değer ölçüsünde Batı'nın ne kadar ikiyüzlü olduğunu görmek adına bence çok ciddi bir argümandır. Bunu iyi görmemiz gerekir. 70 milyon insan 1. Dünya Savaşı'nda Avrupa heba olmuş. Yani bu güvenlik politikalarıyla kurulmuş. Bakıyorsunuz NATO bu amaçla kurulmuş. Bunu gelebilecek saldırılara karşı Rusya'dan, işte 90'a kadar Rusya'nın dağılımına kadar soğuk savaş olarak nitelendirdiğimiz dönemde bunlar canlı, aktif bir şekilde tutulmuş ve Avrupa ülkeleri bu süreçte hem güvenliklerini hem ekonomilerini düze çıkarma hamleleri yapmışlar ve gerçekleştirmişlerdi. Ve şu an için mesela NATO ülkeleri olarak ABD ülkeleri kendi içinde kendi güvenliklerini farklı bir şekilde NATO'dan bağımsız yapma haline hamle ve girişimleri var zaten. Ama ABD bu dönemde elde etmiş olduğu dünyadaki egemenliğini, söz geçiriliğini farklı bir şekilde artık Rusya'nın dağılmasından sonra bu sefer terörizm söylemleri üzerinden ve sanal uygulamalar üzerinden ülkedeki ve insanların güvenliğini tehdit eder misyonları ortaya çıkarmış ve bunun en bariz örneğini de 2011 yılında 11 Eylül saldırılarıyla ülkenin kendisi yaşayarak, ki bu artık sorgulanabilecek ciddi şeyleri var ortaya çıkış sebepleriyle beraber, bunda da NATO'yu tamamıyla Amerika'nın kontrolünde bir yapı olarak işlevsel hale getirmiş. Çünkü NATO'nun 5. maddesinde NATO'ya üye herhangi bir ülke veyahut da bir bütün halinde hangisine bir saldırı söz konusu olursa NATO Birliği'nin bu yönüyle gerekli tepkiyi vermesi gerektiği noktasında madde olmasına rağmen bu madde hiçbir zaman Türkiye'nin talepleri doğrultusunda Türkiye'nin içinde bulunduğu konumda işlevsel bir hale getirilmedi. Evet. Yani bu sadece ABD'nin, Amerika'nın bu noktadaki taleplerine, onun egemenliği noktasındaki emperyalist emellerine hizmet etmiştir. NATO bunda silahlı güç olarak sadece ABD ve ABD'nin emellerine hizmet etmiştir. Türkiye geldiği noktada özellikle... Yani şu an NATO'nun özellikle en başta kurulmuş olduğu misyonu taşımadığını, asıl mecrasından saptığını da aslında görebiliyoruz. Yani kurulurken zaten uydu. NATO'ya üye olan ülkelerin ortak bir kararı değil de sanki ABD'nin
bizzat emirlerine alet olduğunu biliyoruz. Tabii o dönem zaten kuruluş felsefesinde ABD'nin o askeri jandarmalık görevini görme, evet. Ama buna giydirilen kılıf ABD'nin etrafında yapılmış Avrupa Birliği ülkeleri, o zaman dönemin 2. Dünya Savaşı'nın mağduru olan, evet. yıkıma uğramış ülkelerinin bu noktadaki birleşmeleriyle ve ilginçtir, tek İslam ülkesidir. Yani Türkiye ilk yıllarda NATO'ya üye, tek İslam ülkesidir ve bunu da özellikle çok ısrarla yapıyor. Bir iki girişimde reddedilmesine rağmen çok ilginçtir. Demokrat Parti döneminde, hani biz bazı, evet. Cumhuriyet tarihine baktığımızda, maalesef. Cumhuriyet dönemindeki yani döneminde yapılan müracaatlar NATO tarafından olumsuz sonuçlanıyor. Ama bugün belki biz nitelendirdiğimizde işte Demokrat Parti'yi rahatlamanın olduğu bir dönem olarak, dine rahatlama boyutuyla bu dönemde ABD NATO'ya üyelik yapılıyor. Türkiye. Ve bu aslında ülkede Cumhuriyet tarihiyle Türkiye'de başlamış olan batılılaşma serüvenini biraz da artık askeri anlamda, güvenlik noktasında da yetişen elemanlar batıya, NATO'ya gidiyor, NATO'nun elemanına gidiyor. Burada yetişen elemanlar ideolojik anlamda da besleniyor. Ve ideolojik anlamdaki bu beslenmeyle beraber burada yetişen insanlar yeri geldi de kendi ülkelerine gelip görev yaptıklarında o dıştan bağlandıkları insanların emelleri ve istekleri, talepleri doğrultusunda şekil alıyorlar. Hem yaşam tarzı olarak seküler bir anlayışla bunlar hayatlarını sürdürüyorlar. Böyle bir hayatı Türkiye toplumuna empoze etmeye, bunun hakim yönetim yaşam tarzı olarak yansıtmaya çalışıyorlar. Kitabı ne zamana kadar sürüyor? Bu 15 Temmuz'a kadar devam ediyor. Bu anlayış 15 Temmuz 2016'ya kadar devam ediyor. Ve Türkiye bunun farkına vardığında, belki bilmiyorum şu an için atılabilecek adımlar, o NATO üyesi eğitimlerini görmüş, güvenlik noktasında, askeri noktadaki yetişmiş insan kaynaklarımızın ne olduğu noktasında da gerçekten soru işareti olabilecek bir durum var. Yani evet. Bu yönüyle özgün insanlar, ülkesini seven, milletini seven, değerleriyle barışık, inancıyla barışık ne kadar insanımız var? Yani göbek bağıyla, tabiri caizse rahmetli Erbakan dediği gibi, göbeklerinden Avrupa'ya bağlı olmayan kaç insanımız var? Yani onların yaşam tarzlarıyla onlar gibi düşünmeyen, onların yaşam tarzlarını bizim topluma uyarlamaya çalışmayan kaç insanımız var? Kaç siyasetçimiz var? Kaç yöneticimiz var? Kaç askeri şeyimiz var? Gerçekten sorgulanır. Bunu da insanı sorgulamaya sevk evet. edir dediğiniz evet. gibi. Evet, aynen öyle. Sayın Durmaz, biraz önce aslında değinmiş olduğumuz gibi Türkiye, evet, F-35'ler konusunda bir müşteri değil. Aynı zamanda 2002 yılında Avrupa Birliği üyeleri olan yaklaşık 7 ülkeyle bir anlaşma imzalandı ve Türkiye bu anlaşmaya bir ortak oldu. Aynı zamanda bu üretilen F-35 uçaklarının %7'lik kısmını da üretime katkı bakımından bir ortaklığı oldu. Fakat baktığımızda sanki bir müşteriymiş gibi Türkiye'nin bu konuda F-35'lerden mahrum edilmesi, ortaklıktan çıkarılması, Birleşmiş Milletler nezdinde olsun, Avrupa Birliği nezdinde olsun ve dünya nezdinde herhangi bir karşılığı var mı? Bu konuda Türkiye hakkını aramak için başvuracak herhangi bir merci var mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aslında Türkiye bu konuda çok da bir yerlere başvurma ihtiyaç duymamalıdır. Evet. Zira bugün evet Türkiye'nin 15 F-35 ile F-35 uçakları ile ilgili ortaklığı söz konusuyken, bu karardan sonra ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon'un almış olduğu bir karar neticesinde bu ortaklığından vazgeçilmesi, yani şu anda tamamen Türkiye'nin sadece tamamen Türkiye'nin aleyhine değildir. Aynı zamanda bu ABD'nin ve F-35 üreticilerinin de aleyhinedir. Çünkü zaten Türkiye bu noktada üretici firma konusunda yaklaşık 10-11 firma ile bu konuya F-35 projesine destek sunuyordu. Ancak bu konuda alınan karar neticesinde Türkiye bugün F-35 projesinde olmayacak. Bu konuda bildiri de yayınladılar. Ancak yani Pentagon bu açıklamalarda bulunurken, diğer taraftan Trump da Türkiye'ye yönelik çok da dayatmacı yaptırımı uygulayacak neticeleri ortaya çıkaran açıklamalar yapmadı. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Basın toplantısında kendisine soruyorlar, Türkiye'ye yönelik bir yaptırım kararı alacak mısınız diye. Bu konuda verdiği cevaptan da anlıyoruz ki şu anda ABD Başkanı Trump Türkiye'ye yönelik bir yaptırım kararı alma konusunda acele etmeyecek. Çünkü Türkiye'de
ABD ile arasının, özellikle de ABD Türkiye ile arasının tamamen bozulmasını, ilişkilerin tamamen durmasını istememektedir. Bu eğer böyle bir durum söz konusu olursa, bu sadece bu konuda bu gelişmelerden dolayı sadece Türkiye etkilenmeyecektir. Aynı zamanda NATO da etkilenecektir. Ve aynı şekilde ABD de etkilenecektir. Çünkü zamanı geldiğinde ya da yeri geldiğinde NATO'dan yapılan açıklamaları biliyoruz. NATO'daki yetkililerden yapılan açıklamaları biliyoruz. Türkiye'de işte bir NATO ülkesidir, NATO ülke üyesidir. Bu noktada diğer ülkeler için hangi kayda ve kurallar geçerliyse Türkiye için de geçerlidir diye ifadeler kullanmaktadırlar. Lakin bu ifadeler, bu açıklamalar onların samimi olmadığını da gösteriyor. Çünkü sadece bunu söylüyorlar ama iş sahada adım atmaya geldiğinde böyle bir şeyin olmadığını da biz hepimiz görebiliyoruz. Dolayısıyla S-300 Yunanistan almış, bakıyorsunuz evet. F-35'i ortak ama kendileri olunca durum farklıdır. İşte bir Türkiye olunca durum farklıdır. Yani bu yönüyle gerçekten çifte standart. Dolayısıyla şu soruyu sormak lazım. Yani ABD Türkiye'yi bu konuyla alakalı tehdit ediyorken yıllardan bu yana Rusya ile anlaşma yapan Yunanistan ve birkaç ülke daha var. Neden onlarla ilgili bir yaptırımda bulunmamaktadır? ABD aslında teslimiyetçi bir Türkiye istiyor. Tamamen kendi kontrolünde, kendisine teslim olmuş, söylediklerini yapabilecek bir Türkiye istiyor. İşte tabiri caizse bir Bülent, emir eli istiyor. Evet, Bülent Ecevit başbakanlığı döneminde Bülent Ecevit'in ABD başkanlarının karşısında nasıl durduğunu hepimiz biliyoruz. O günler çok uzak değil, yakın tarihimizde olduğu için çok yakın, rahat bir şekilde aklımıza gelebiliyor. O yüzden ABD o günlerin tekrar etmesini, o günlerdeki ilişkilerin tekrar var olmasını istiyor. Ama Türkiye bu noktada, özellikle Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı zamanından bu yana bu konuda ABD ile olan ilişkilerini eşit ülke nezdine sürdürmeye çalışıyor. Yani ABD bir bağımsız bir ülke ise Türkiye de bağımsız bir ülkedir. Diğer İslam ülkeleri de, halkları Müslüman olan ülkeler de bağımsız ülkelerdir. Bu noktada ABD bir, yani kendi isteklerini o ülkelerde istediği şekilde uygulayamaz. Bu konuda özellikle Türkiye'nin bundan sonra atacağı adımlar da çok önemlidir. Zira şu anda Türkiye'nin bu duruşuyla birlikte, bu S-400 meselesinden sonraki duruşuyla, açıklamalarıyla birlikte ABD Türkiye'ye karşı elinin zayıfladığını, biraz daha zayıfladığını görebiliyoruz ki bu Türkiye'nin geri adım atmamasından sonra yapılan açıklamaları da biliyoruz. İşte bu yine NATO yetkilisinin yaptığı bir açıklama. Türkiye bizim için çok önemli bir ülkedir. Şu an S-400'lerle ilgili aldıkları karar spesifik bir karardır. Bizim de aldığımız karar yine o olayı etkileyen, sadece işte F-35 projesini ilgilenen spesifik bir karardır diye açıklamalarda bulunuyor. Dolayısıyla bu noktada biz şu çıkarımı elde edebiliriz ki Türkiye şu anda yapmış olduğu bu hareketle, attığı bu adımla ABD'yi zorda bırakmıştır. İşte bundan sonrası için de atılacak adımlar çok ehemmiyetlidir, çok önemlidir. Türkiye ABD'nin bu dayatmalarına asla boyun eğmemelidir. Evet. Çünkü ABD ile yapılan bir ortaklığın Türkiye faydası olmayacaktır. Yıllardan bu yana biz bunu söylüyoruz. ABD Türkiye'nin stratejik müttefiği değildir. Yani yeri geldiğinde ABD, Türkiye benim stratejik müttefiğimdir. NATO üyesi bir ülkedir ve dolayısıyla bizim, yani ülkemizin stratejik müttefiğidir, ortağıdır diye açıklamalar yapmaktadır. Lakin bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını sahadaki gelişmelerden biliyoruz. O yüzden Türkiye bu noktada bundan sonrası için atacağı adımlarda adımları daha iyi hesap etmeli. Bu ilişkilerin bu minvalde eşit iki ülke düzeyinde devam etmesi gelecek için de ehemmiyetlidir. Zira bugün İslam beldelerinde, Orta Doğu diye adlandırılan İslam coğrafyasında ABD ve müttefiklerinin, ABD ve işbirlikçilerinin
ortaya attıkları tefrikalar sonucu Müslümanlar iç savaş ve kaos içerisinde hayatlarını devam ettirmek zorunda kalmışlardır. Evet. O yüzden bugün burada Türkiye'nin bu duruşu gelecek adına da ümit vericidir. Zira bugün gerçekten İslam ülkelerinin bu manada ABD ve emperyalizme karşı bir dik duruş sergilemesi gereklidir. Çünkü böyle bir durum olduğunda bu özellikle Müslümanlar açısından, Müslümanların birliği ve beraberliği açısından önemli olacaktır. Bu noktada Türkiye'nin bu duruşunu takdir ediyoruz. Türkiye çünkü bağımsız bir ülke olarak kendi savunma sistemini kurma adına girişimlerde bulunmuştur. Ve ABD'nin ve Batı'nın ve NATO'nun hoşuna gitmese de böyle kararlar almıştır. Bundan sonrası için de atılacak adımlar gerçekten dediğim üzere de çok ehemmiyet arz etmektedir. Peki, Sayın Durmaz, bir de şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Türkiye'nin F-35 savaş uçakları ortaklığından çıkarılması, bu bir bakımdan ABD'nin güvenilirliği de sorgulanabilir mi? Mesela dünya ülkeleri bu konuda ABD ile herhangi bir iş yapmak üzere anlaştıklarında, ABD bu konuda bizi kandırır mı, bizi yarı yolda bırakır mı diye dünya genelinde bir güvensizlik oluşturduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, hani derler ya, körle oturan şaşı kalır. Ben de diyorum ki ABD ile yola çıkan yoldaşsız kalır. Dolayısıyla siz eğer ABD'ye tamamen güvenirseniz mutlaka ABD sizi satar, sizi bir gün yarı yolda bırakır. Türkiye'yi özellikle hani hepimiz çok yakından biliyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'yi nasıl zor durumda bırakmak için girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Evet. 15 Temmuz darbe girişiminin perde arkasında destekçilerinin kimler olduğunu biliyoruz. Bu konuda ABD eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı inanıyoruz ki ve bekliyorduk tebrik edenler ki de darbeciler tebrik eder. Tabii tebrikle birlikte bizim çocuklar kazandı yine diyecektiler. Ama Allah hamdolsun ki böyle bir girişimde başarılı olamadılar ve onların o sahadaki işte darbe girişiminde bulunan kişilerin perde arkasında olan destekçileri de bu noktada bir başarı elde edemediler. Amaçları hasıl olmadı. Tabii bu noktada da Türkiye'deki meydanlar inen halkın çok önemi söz konusuydu. Gerçekten halk eğer meydanlara inmeseydi, Sayın Erdoğan da o gün bir geri adım atsaydı bugün durumlar farklı olacaktı. O yüzden işte o süreçte ABD'nin Türkiye karşı yaptırım durum ilişkilerini de biliyoruz. O yüzden yani şu anda Türkiye ABD ile ilişkilerini devam ettirmeli. Evet, biz şunu demiyoruz yani tamamen ABD ile ilişkiler dondurulsun. Şu an bu böyle bir durumda değiliz. Çünkü şu anda ABD ile birçok anlaşma söz konusudur. İşte Birleşmiş Milletler üyesi iki ülkedir. NATO'da birliktedirler. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek adına girişimlerde bulunmakta ve bunun içinde son dönemler harici yıllardır Avrupa Birliği'nin kapısına beklemektedir. Yani bu tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye'nin ABD ile dolayısıyla Batı ile ilişkilerini yani dengeli ve seviyeli bir şekilde sürdürmesi gerektiğini söylüyoruz. Evet. Yani şu anda tamamen ilişkiler bitirilsin demek çok da doğru bir söylem olmasa gerek. Ama bu noktada ne kadar ABD ve Batı'dan uzak kalınırsa Türkiye için daha faydalı olacaktır. Dolayısıyla zaten Türkiye'de bu konuları, bu tehlikeleri gördüğünden dolayı yüzünü Batı'dan diğer tarafa çevirdi. Bu da Türkiye'nin gelecek adına faydasına olacaktır. Evet. Yani aslında Türkiye bu konuda bir NATO'dan çıkarsa, ondan sonra onlardan uzak kalırsa birçok konuda da ilgisiz kalır. Onların yapmış olduğu birçok icraattan da habersiz kalır. Bu da Türkiye için olumlu değil, aynı zamanda olumsuz olduğunu da söyleyebiliriz. Yalnız burada şöyle bir nokta var. Bunu iyi görmek gerekir. Yani yüzü Türkiye Batı'dan çevirdiği zaman, ABD'den çevirdiği zaman kurtarıcı rol olarak Rusya'ya dönmesi, işte 2. Dünya Savaşı sonrası oluşan iki kutuplu noktayı da, bu olumlu bir durum, olumlu bir tablo değildir. Aslında
Kanaatimce bu noktada Türkiye'nin kendi hem gücünü, jeopolitik gücünü bulunduğu konum itibariyle hem üstlenmiş olduğu geçmişten tarihsel serüveniyle İslam Birliği'ni, İslam ülkelerini oluşturabilecek üçüncü bir güç oluşturma potansiyeli var. Keşke yani bunu güç, harekete geçirme ve bu noktada Türkiye bu konuda işte bu noktada atılması gereken adımların atılması gereken. Yani bugün yönün F-35'lerden, NATO'dan, S-400'lerle Rusya'ya dönmüş olması çözüm değildir. Yani hem bölgenin, İslam coğrafyasının güvenliği açısından hem Türkiye'nin güvenliği açısından, yani bu geçici, illa böyle bugün ABD karşıtı veyahut da 15 Temmuz sonrası NATO'nun darbeye vermiş olduğu desteğin tescillenmesi, ülkede halkta gelişen ABD ve Batı karşıtlığının böyle sanki gaza alınıyormuş gibi Rusya'ya dönmesi boyutu geçici bir çözüm olarak görmek gerekiyor. Sanki bir denge politikasıymış. Evet. Yani bunu biraz daha ileri görerekten bir İslam Birliği'ni, İslam ülkeleriyle bir araya gelip ülkede, Türkiye'de gerçekten o anlamda hem konum itibariyle hem askeri güç ve teçhizat noktasında zaten NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip. Yani bu anlamda tarihsel geçmişi de askeri noktada iyi bir seviyede. Eğer bu İslam Birliği'ni, İslam ülkelerini toparlayıcı bir güç, bir denge boyutuna gelirse belki hem önce kendisine ve bölgesine, İslam ümmetine ve insanlığa daha faydalı bir konumlanma noktası oluşabilir diye düşünüyorum. İnşallah. Aynı zamanda yani bununla beraber yani özellikle Türkiye yerli, hani biz bu konuya da bunları söylerken şuna da vurgu yapıyoruz aslında. Yani evet, Türkiye şu anda Rusya'dan S-400'ler aldı. Alabilir, teknoloji alabilir. Bu konuda sanayi savunmasını güçlendirmesi çok normal ve doğal. Ancak özellikle bu konuda Türkiye, hani ara ara Sayın Erdoğan'ın yerlilik vurgusu var. Bu konuda yerli sanayiyle çok ciddi manada ağırlık vermeli. Yani sadece Türkiye'de değil. Evet, Türkiye bu noktada öncülük yaparsa çok faydalı hususlar ortaya çıkacaktır. Çünkü yani Türkiye bu saatten sonra, bu durumlardan sonra artık çok mecbur kalmadıkça dışarıdan, dış ülkelerden bir teknoloji almaması gerekmekte. Kendi sanayisini, yerli sanayisini çok ciddi manada geliştirmesi gerekmektedir. Evet. Eğer böyle olursa, yani yerli sanayiye önem vermeye devam ederlerse ve bu konuda adımlar atarlarsa inanıyorum ki Türkiye tam bağımsız ülke olacaktır ve bu konuda dış bağımlılıktan kurtulmuş olacaktır. Kim bilir, belki hani derler ya, kötü komşu insanı ev sahibi yapar. Yani kalkıp da Türkiye'ye bu konuda ambargo uygulamaları, Türkiye'yi ortaklıktan çıkarmaları, Allah nasip ederse belki yarın bir gün yerli sanayide ilerleme kadilir. Kendi işte savunma sistemi oluşturur, savaş uçaklarımızı oluşturur. İnşallah o gün de gelir. Buyurun. Aynı konuyla bağlantılı sanırım, bilmiyorum, işsizliğe mi geçeceğiz? Yok, ona, sadece aynı olay sorun, olursa zaten bu sorun da çözülecek. Hepsi bağlantılı. Evet, dış politika, iç politikayı, içteki doğru dengeyi. Sadece bir şey daha sorayım, inşallah oraya geçeceğim. Fakat merak ettiğim şudur. Yani Türkiye'nin F-35 savaş uçakları projesinin ortaklığından çıkarılmasını hep böyle olumsuz yönlerine bakıyoruz. Hiçbir olumlu yönü yok. Yani hakikaten baktığımızda 2016-2017 yıllarında Türkiye ABD'den Patriot'ları almak istiyordu. Yani vermediler Türkiye'ye. Fakat şu an baktığımızda S-400'lerin alınması Patriot'lardan çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Çok daha uzun menzilli, çok daha etkili. Hatta teknolojik olarak çok daha ileri olduğunu görüyoruz. Fakat şöyle bir şey de var. Yani olumlu yönde maliyetlerin de Patriotlardan çok daha ucuz olduğunu görüyoruz. Yani S-400'ler bu konuda Patriotlardan daha uygun olduğunu görüyoruz. Şimdi hatta Rusya Başbakan Yardımcısı şöyle bir açıklama yaptı. Eğer Türkiye isterse Su-57 savaş uçakları da Türkiye'ye verebiliriz diye bir öneride bulundu. Yani Türkiye böyle bir alternatif arasında da bulunabilir mi? Yani bu tür alternatiflerin olması ülkeleri hem tercih yapma noktasında hem egemenliklerine kastetmiş olan taraflar çerçevesinde daha güçlü kılma kararlarını verebilme fırsatları doğuruyor. Bu yönüyle ortaya çıkan tablo, örneğin şeyden bahsettik, Çin'le yapmış olduğu anlaşmada ortak geliştirecek hava savunma sisteminin maliyeti 3.5 milyon dolar. Evet. 3.5. Bugün ondan 5 yıl sonra Rusya'dan alınanın maliyeti 2.5 milyon dolar. Yani 1 milyon dolar zaten oradan kar ediliyor. Eyvallah. Yani bu anlamda siz alternatifler arttıkça bu yönüyle bakıyorsunuz, maliyet düşüyor. Maliyet düştükçe de bunun üretime dönmesi,
bunun istenen seviyede işlerlik kazanması daha cazip hale gelir tabi. Evet. Biraz da özellikle ekonomi konuşmak istiyoruz. Özellikle baktığımızda Türkiye'de en istikrarlı seyreden özellikle 3 konu var. Enflasyon, cari açık ve işsizlik. Yani hakikaten baktığımızda böyle istikrarlı seyreden bir nevi hani evet inişli çıkışlı olsalar bile bu 3 terimin özellikle 3 konunun enflasyon, cari açık ve enflasyonun Türkiye'de istikrarlı bir seyir izlediğini görürüz. Ancak baktığımızda son dönemde Türkiye'de döviz kurunda ciddi manada dalgalanmalar olduğunu görüyoruz. Piyasada belirsizlikler var. Özellikle piyasalarda döviz kurundaki bu belirsizliklere rağmen bir adım atma konusunda bir çekingeler var. Yani özellikle döviz kurunda bu oynaklığın giderilmesi için yetkililere neler düşüyor, bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, aslında şu anda iç gündemin en önemli konularının başında bugün yaşanılan ekonomik kriz gelmesi gerekiyor. Ancak ne var ki gündemimize baktığımızda Türkiye'de ekonomik kriz çok fazla ön sıralarda bulunmuyor. İşte geçen Haziran ayının işsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik rakamlarında, oranlarında çok ciddi yükselme var. Her geçen gün işsizler daha da artıyor. Bu konuda ne yazık ki iktidar yıllardır iktidarda bulunan işte AK Parti bunun önlenebilmesi adına mutlak çözümler bulamıyor. Zaten bugün halkın da en önemli konularından bir tanesi ve en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi de ekonomik sıkıntılardır. Evet. Ne yazık ki bu konuda yeterli önem mi verilmediğinden diyelim ya da istenilen stratejiler uygulanamadığından dolayı mı diyelim bilemiyorum ama bu konuda Türkiye ne yazık ki ekonomik açıdan çok başarılı bir politika, çok başarılı bir siyaset izleyememiştir. İşte 2002'de iktidar olan AK Parti 2019 yılına geldiğinde birkaç konu hakkında ne yazık ki halkı memnun edememiştir. Bu konuların başında işte ekonomik problemler geliyor. Peki yani halk nelerden şikayet ediyor? Halk hayat pahalılığından şikayet ediyor. Halk döviz kurunun oynaklığından şikayet ediyor. Halk yapılan zamlardan şikayet ediyor. Halk hakikaten bu konuda gelirin azaldığından, giderin ise gün geçtikçe arttığından şikayet ediyor. Evet. Dolayısıyla burada hükümet bu halkın şikayetlerini göz ardı etmemesi gerekiyor. Evet. Halk eğer ekonomik açıdan sıkıntı yaşarsa, problem yaşarsa mutlaka sesini yükseltir. Bu siyasi açıdan da yani çok da hükümetin faydasına olmayacaktır. Çünkü dikkat ederseniz işte 23 Haziran İstanbul seçimlerinde vatandaşların, seçmenlerin AK Parti'ye vermiş olduğu oy yani oranlarının düştüğünü görebiliyoruz. Aynı şekilde 31 Mart'ta da yine AK Parti birçok belediye kaybetti. Aslında siyaseten de elbette bunun muhasebesi ve muhakemesi mutlak surette yapılmalıdır ki inanıyoruz ki yapılmıştır da. Bir de ekonomik açıdan da ekonomik sıkıntıların ortadan kalkması için de AK Parti'nin mutlak bir politikasının olması gerekiyordu. Ama işte ortaya konulan politikalar, daha önce işte açıklanan ekonomik paketler ya da ara ara yine Sayın Maliye Bakanı, Maliye ve Hazine Bakanı Sayın Berat Bey'in açıkladıkları Türkiye'deki vatandaşları memnun etmemektedir. Ve çünkü bu çözüm olmamakta. Sadece bu açıklamalar kalıyor, yani bu havada kalıyor. Ne yazık ki bu konuda halk beklenti içerisindedir. Çünkü halkın şikayetleri çok fazladır. Dolayısıyla bu konuda Türkiye'de yeniden bir ekonomik sistemin var olması gerektiğini düşünüyorum. Yani istihdam alanlarının çoğaltılması, yerli sanayiye geçilmesi, yerli üretime geçilmesi bu sorunları daha azaltacaktır. Yani dış bağımlılıktan nasıl az önce askeri ve sanayi savunması ile ilgili Türkiye'nin dış bağımlılıktan kurtulması gerektiğini
ifade ediyorsak bugün ekonomik açıdan da Türkiye'nin dış bağımlılıktan kurtulması gerekiyor. Yerli üretime çok ciddi manada ehemmiyet göstermesi gerekiyor. İstihdam alanlarının çoğaltılması, özellikle de işsizlik rakamlarının ve işsizlik oranlarının azaltılması için halkı memnun edecek adımların atılması gerekiyor ki bu noktada halk geleceğe ümitle bakabilsin. Eyvallah. Sayın Güzel, bir de baktığımızda hakikaten şöyle bir şey var piyasalarda. Döviz bahaneli fiyat artışları. Yani topluluk içindeyiz ve sürekli toplumla beraberiz. Baktığımızda herhangi bir esnafa, herhangi bir yere gittiğinde dövizi bahane ederek de fiyatların arttığını söylüyorlar. Ancak baktığımızda döviz fiyatları inmesine rağmen, döviz inmesine rağmen burada piyasalara yansımadığını görüyoruz. Vişman'ın sıçrama tezi denilen bir tez var. Diyor ki savaş ve olağanüstü hal durumlarında diyor fiyatlar ve vergiler yükselir. Savaş ve olağanüstü hal durum ortadan kalksa bile fiyatlar eski seviyesine inmez. Şu an hakikaten piyasalarda böyle bir durum olduğunu görüyoruz. Neden yani döviz inmesine rağmen fiyatlarda bu yansımıyor? Yani döviz inişini ben gerçekçi bir indirim olarak görmüyorum. Çünkü bu dövizin inmesine rağmen bakıyorsun işte geçen ay elektriğe ne kadar zam geldi? %12-%14 arasında zam geldi. Döviz indi, akaryakıta ne kadar zam indi mi? Yükseldiği orandan düştü mü? Düşmedi. Yani artık gelinen noktada bu bir gerçekliktir. Ülkenin içinde bulunduğu dar boğazlık ekonomik anlamda geri dönüşü olmayan adımları beraberinde getiriyor. Çünkü sen dışa bağımlısın, dolar üzerinden ürünlerini karşılıyorsun, tedariğini sağlıyorsun. Ama bakıyorsunuz bunu gerçekleştirirken istediğin şekilde rahat davranamıyorsun. Yani bu da ülkenin içinde bulunduğu hal ve işte dışa karşı bugün işte biz S-400'lerden bahsettik. Burada göstermiş olduğu direnci ekonomik anlamda toplumu kalkındırma noktasında ciddi sanayileşme adımlarının atılmamasıdır. Geçmiş sanayileşme adımları. Yani bunlar Cumhuriyet tarihi boyunca aynı şekilde istenen düzeyde atılmadığı için bunun temel bir gerekçesi bizim işte bu batıya endeksli bir modellemeyi toplumumuza, ekonomimize, kültürümüze, inancımıza, eğitimimize yansıtmamızdır. Evet. Yani bu batıya endeksli çalışmamız bizi bugün her yönüyle batıya bağımlı hale getirmiştir. Biz bugün işte bunlara karşı baş kaldırdığımızda bakıyorsunuz işteki bu hamlelerini yaparaktan işte bugün resmi gazetede yeni yayınlandı. Evet. Dışarıdan ihraç ettiğim bir ihraç telefonunu vergisiz getirdiği zaman bunu %2.5 katına evet. kadar %250 oranında bir vergi artırımına gidildi. Evet. Bu bugün bir anlamda çıkmazların sonucudur. Yani bugün özellikle son dönem hazine ve maliye politikalarında yani bunun özellikle bilinmesi gerekir. Yani maliye politikalarında açıklanan paketlerin toplumun gerçekliğinden uzak ve teşhis konulamıyor. Yani bugün popülist yaklaşımlarla yaklaşılıp yapılan paketler, yapılan açıklamaların tümünde özellikle maliyenin tüm bürokrasisinde en üst seviyesinden şeye karşı toplumda bir tepki var. Eğer toplumun bu sesine, bu haykırışına üst seviyeden, iktidardan, yönetimden bir kulak verilmezse bu anlamda hem iktidarın devrilmesine hem iktidarın bu noktada kan kaybetmesine farklı sonuçlar ve etkileri de getirecek. Toplumsal ve sosyolojik olarak da toplumu etkileyecek. Çünkü burada aç kalan işsizlik oranı %14'lere geldi. Yani bu yönüyle bu işsiz insanların toplumun sosyolojisine etkileri de olacak. Eğer siz bu anlamda toplum bireylerinizi devlet olarak istihdam etme araçlarınızı doğru ve verimli bir şekilde kullanamazsanız bunun sonucunda oluşabilecek etkileri sosyolojik anlamda da toplumsal anlamda sonuçlarının, olumsuzlukların maliyeti daha farklı, daha fazla olacak. Bu güvenlik politikaları noktasında olacak, bu istihdam noktasında olacak, bu insanların huzuru noktasında olacak, bir bütün olarak birbirini tetikleyecek. Yani bu yönüyle baktığımızda AK Parti iktidarında hala o kapitalist anlayış yönüyle, biz bazen diyoruz ya işte diyoruz ABD'den yönümüzü çevirsek bu tarafa ama biz o yönüyle o kapitalist anlayıştan, çıkarcı anlayıştan biraz toplumun gerçekliğine uygun politikalar geliştiremiyoruz. Hala politikacı, politika yapıcılarımız maliyemizi, bütçelerimizi, ekonomimizi dizayn etmeye çalışırken onlar gibi düşünerek yani ABD'deki insanlar gibi düşünerek onların yaşam tarzıyla bizim toplumu dizayn etmeye, kontrol etmeye çalışıyorlar. Yani bu yönüyle bizim bu gerçekliğimizi görmemiz gerekir. Doğru teşhisi koymamız gerekir. Sosyolojik olarak, ekonomik anlamda paketlerimiz, programlarımız doğru olması gerekir. Son dönemde özellikle maliye politikalarımız, ekonomi politikalarımız
Yani bunun da altını çizilerek belirtilmesi gerekir. Özellikle yani Sayın Erdoğan'la, Cumhurbaşkanımızla damadının Maliye'nin başına gelmesi, bunun toplumsal bir etkisi var. Yani bunun kabul edilmesi gerekir. Kesinlikle. Yani eğer bunda kulak verilmezse, bunu sırf aile ilişkileri bağları düzleminde ifade etmeye çalışılıp art niyetle izah edilirse bu yanlış sonuçlar da getirecek. Halkta bile bunun ters bir etkisini görebiliriz. Tabii yani bugün bunların belki bir ana artelerinden bir tanesi budur. Ve bugün bu dönemde özellikle Cumhurbaşkanlığı sistemi döneminde maliye politikalarıyla açıklanan paketlerin işlevsiz olduğu ortadadır. Bu neyden ortaya çıkıyor? İşte açıklanan 3 aylık son aylıktaki işsizlik oranları, istihdam oranları, üretim oranları bir bütün olarak ülke, eğer biz S-400'ler noktasında göstermiş olduğumuz dik kafalılığı veyahut da dik duruşumuzu ekonomik anlamda, sanayileşme anlamında gerçekleşmemizle uygun bir adım atamazsak maalesef bu çelişkiler yumağında toplum olarak, ülke olarak ciddi zararlar görme riskiyle karşı karşıya kalırız. Evet. Kıymetli izleyenler, kaldığımız yerden devam edeceğiz kısa bir aradan sonra tekrar. Kıymetli izleyenler, Doğru Haber Gazetesi yazarı Mehmet Şerif Durmaz ve eğitimci yazar Salih Güzel Beyefendi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ekonomiyi konuşmuştuk. Türkiye'de özellikle enflasyonun, cari açığın ve işsizliğin giderilmesi için Türkiye'nin ciddi manada içe dönük bir üretime dayalı bir ekonomiye geçişme anlayışının olması gerektiği üzerinde duruyordu. Hocam, baktığımızda hakikaten üretime dayalı bir ekonomi olmadığı müddetçe diğer ülkelerin de başka ülkelere bağımlı kaldıklarını görüyoruz. Bu bağımlılığın azaltılabilmesi için özellikle Türkiye'de ekonomistlere bu konuda neler düşüyor, hangi sorumluluklar düşüyor söyler misiniz? Evet, tamamıyla bu noktada bugün egemen özellikle emperyalist güçler dünyaya ülkelerini, halklarını sömürmek adına geliştirmiş oldukları sanayilerini, teknolojilerini, sahip oldukları bilgiye sahip olma boyutuyla bunu bir araç olarak, egemenlik aracı olarak kullanıp bunu yeri geldiğinde kendi çıkarlarına hizmetkar ediyorlar. Maalesef bu noktada yeri geldiğinde böyle görünümsel anlamda hem toplumları hem ekonomileriyle hem varlıklarıyla kendilerine bağımlı kılmak adına her defasında hamleler yapmışlardır. Yani bu yönüyle ülkeleri kendi ayakları üzerinde durmayacak üretim araçlarını güçlendirmek adına kendilerini daima bu ülkeleri bağımlı hale getirmişlerdir. Bu yönüyle baktığımızda ülke olarak Türkiye'yi gördüğümüzde bugün bizim içeride yaşamış olduğumuz sıkıntıların temelinde bizim sanayi alanında kendi ayaklarımızın üzerinde üretici bir firma, ülke olarak duramamamızdır. Biz ne zaman ki kendi ihtiyaçlarımızla beraber bu kendi dışımızdaki insanların da ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılarsak, o zaman hem siyasal anlamda güçlü bir ülke oluruz, hem içeride toplumumuz huzura erer. Bu beraberinde hem güçlülüğü, hem huzuru, hem barışı getirir. Evet. Yani bu yönüyle bugün için bunun temeli bizim özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası dünyadaki bu teknolojik gelişimlere noktasında payımıza düşeni bizim alamamamız söz konusudur. Biz maalesef kültürel anlamda Batı'nın şekilci anlayışını aldık. Ülke yönetimi olarak, idareleri olarak, eğitim politikaları olarak bunun toplumu dönüştürücü bilgi ve teknoloji boyutunu maalesef gerekli transferini sağlayamadık. Sağlayamadığımız için her defasında yeri geldiğinde egemen bir ülke olarak verilmiş olduğumuz kararlara karşı yeri geldiğinde belki başımıza sopayı vurdular, başımızı tekrar önümüze eğdik. 15 yıl sonra tekrar bir sorun yaşadık, tekrar başımıza sopayı vurdular. Ama bugün geldiğimiz noktada artık dünya globalleşmiş bir köy mahiyetindedir. İnsanlar ihtiyaçlarını, ülkeler ihtiyaçlarını farklı bir ülkeden anında olup bitenlerden haberdar oluyor, teknolojik gelişmelerden haberdar oluyor. Bizim bu noktada kendimize bizi bu dünyaya entegre eden araçlarımızı sanayi alanında ciddi bir atılım sağlamamız gerekiyor. Yani bu yönüyle ciddi projeler oluşturuluyor. Yalnız bu projelerin devam ettirilmesi ve hayata geçirilmesi noktasında maalesef istenen seviyede ve düzeyde
sonuçların zamanında vermesi noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Bunun da temeline nereden geliyoruz diye baktığımızda işte dediğim gibi kafa yapısının batı endeksli olması, evet. Batılılar gibi düşünüp onlara kendimizi bağımlı görme korku ve endişesidir. Önce bizim bu korkuyu atmamız gerekir. Yani sanayi alanında bu alandaki teknik donanımımızla bizim bu korkuyu üzerimizden atmamız gerekir. Biz bu korkuyu attığımızda bazı sancılarla toplumsal bu yöndeki gelişme düzeyinde sancılar çekeceğiz. Ama bu sancılar hayırlı sonuçlar doğuracak, başarı getirecek sonuçlar olduğu kanaatindeyiz. Bu sancılara katlanmamız gerekir. Ülke olarak, sanayi olarak, halk olarak bizim bu sonuçlara eğer biz katlanma cesaretini gösteremezsek maalesef bu ezilmişliğimiz, bu bağımlılığımız, teknolojik olarak bağımlılığımız, sanayi olarak bağımlılığımız ve bu bağımlılığın getirisi sonucunda ülke insanının ekonomisi, işsizlik oranları hep bu seviyede ve belki giderek artacak. Belki bizim toplumumuzun insanlığı dahi bu sefer bizim istemediğimiz insanlar gibi, toplumlar gibi düşünme ve yaşama refleksini de beraberinde topluma enjekte edebilir. Bunun için kendi ayakları üzerinde durmuş bir toplum için illa da üretim. Maalesef şu an geldiğimiz noktada özellikle son 20-30 yılda tüketici bir toplum haline geldik. Üreten bir toplum değil. Yani tüketebildiğimiz kadar tüketen bir birey yetiştirdik. Bunun sonucu nereden geliyor geldiğimizde geriye baktığımızda biz bunu nereden getireceğiz değil de önümüze gelsin diyor. Ama işte buna bağımlı hale geldiğiniz zaman ve bunun kaynakları da sizin dışınızdaki size düşman, sizin varlığınıza düşman, sizi köleleştirmek isteyen kimi odakların elindeyse bu anlamda da bakıyorsunuz bu yönüyle çok kötü bir durumla karşı karşıya kalınabiliyor. Düşünün bugün öyle bir hale gelmiş ki kapitalist sistem dünyada havayı dahi, uçak hava yollarını dahi bakıyorsun kendi kontrollerine almışlar. Aydata denilen firmaya üye olmadan bir uçak firması Türk Hava Yolları uçağı kalkıp bir ülkenin şeyine girmiyor. Havanın açığındaki o hava yollarını kullanamıyor. Evet. Yani böyle bir teknolojik ve bağımlı hale getirilmiş ülkeler emperyalist emellere hizmet ettirmesi adına bu yönüyle illa da üretim diyoruz. Üretime dayalı bir sanayinin gelişmesi gerekiyor. Bu adımın mutlak suretle atılması gerekiyor. Bu bir zorunluluktur. Yani biz bu zorunluluğu sancılarıyla, acılarıyla beraber bu adımın atılması gerekiyor. Aksi takdirde biz bu sıkıntıları daima yaşamaya devam edeceğiz. Evet. Yani aslında şöyle de bir özetleyebilirsek, bir ülkenin bağımsız, bağlantısız olabilmesi için özellikle üretime, yerli üretime, sanayiye dayalı bir üretim anlayışının olmazsa olmaz temel ilkelerinden olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hakikaten bir ülkenin en büyük ekonomik sıkıntılarından birisinin cari açık olduğunu, ondan sonra enflasyon olduğunu, işsizlik olduğunu bilmemize rağmen bunlarla ciddi manada mücadele edebilmek için üretime dayalı bir ekonomi olmazsa olmaz bir temel prensip olduğunu da görmüş olduk. Sayın Durmaz, bir başka konumuz da özellikle son zamanlarda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi HDP zihniyetine baktığımızda cami ve sahabe düşmanlığı içerisinde bir hal aldığını görüyoruz. Hatta Diyarbakır'da özellikle 4 cami, hatta kaba taslak inşaatları bitmesine rağmen onların yıkım kararını verdiğini görüyoruz. Bir de Diyarbakır'ın fatihi olarak bilinen İyaz bin Ghanem'in adının İşte kaldırılıp başka bir terör hükümlüsü birinin isminin korunmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Baktığımızda bu bir cami sahabe düşmanlığı olduğunu da söyleyebilir miyiz? Siz ne dersiniz? Evet, birkaç gündür bu konu medyada konuşuluyor. Tabii Diyarbakır'da gelişen bir mesele, ancak bu sadece Diyarbakırlıları ilgilendirmiyor. Çünkü mesele biraz da zihniyet meselesi olduğundan dolayı bu konu tüm Türkiye tarafından da konuşulan bir konu olduğunu görebiliyoruz. Tabii aslında bunun yani cami ve sahabe düşmanlığının perde arkasına da bakmak lazım. Çünkü HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi evvela Diyarbakır'da inşaatları tamamlanmak üzere olan 4 caminin 4 cami yıkma kararı aldı.
Sonra bu konu medyaya yansıyınca halk tepki gösterdi. Duyarlı STK'lar, duyarlı siyasi partiler ve siyasetçiler tepki gösterince bu konuda geri adım atıldı. Hatta şöyle belediye başkanlığı tarafından da bizim bu konuyla alakalı bilgimiz yok ve yıkım kararı alınmamış diye bir açıklama da yapılmıştı. Tabii sonrasında zaten belediye başkanının sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ve sonra yine geri adım atması meseleyi tamamen ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Daha bu mesele konuşuluyorken bir de bahse konu ettiğiniz İyaz Bin Ghanem'in isminin değiştirilmesi, caddenin ismi olan İyaz Bin Ghanem'in isminin değiştirilmesi yine toplum tarafından, halk tarafından kabul edilmedi. Halk bu konuda tepki gösterdi. Aslında bu bahse konu ettiğim gibi yani bu mesele yaklaşım tarzımız zihniyet meselesi olduğunu söylüyorum. Çünkü İslam'a ve Müslümanlara yapılan düşmanlıkların haddi ve hesabının olmadığını, geçmiş dönemde de yine bu düşünce ve bu zihniyete sahip kişilerin, yetkililerin, belediye başkanlarının bu konuda adımlar attıklarını görebiliyoruz. İslam'a ve Müslümanlara yönelik, Müslüman halkın inancına yönelik adımlar atıldığını, girişimlerde bulunulduğunu görüyoruz. Bu konuda zaten bu düşünce sahiplerinin çok iyi bir şekilde tanıdığını da biliyoruz. Ancak ne acı ki bu konuda belediye özellikle halkın inancına ters girişimlerde bulunuyor ve de bunu da halkın yararına yaptığını söylüyor. Aslında belediyeler kesinlikle etnik kimliğe dayalı bir siyaset yapmamaları lazım. İdeolojik yaklaşmamaları lazım. Yani belediyeler halkın hizmetine, hizmeti için var olan kurumlardır. Bu noktada özellikle belediye başkanlıklarını kazanan belediye başkanlar yani halkın sıkıntılarıyla, sorunlarıyla ilgilenmeleri gerekiyor. Yani çünkü orada ideolojik yaklaşıldığı zaman siyaset yapmaları lazım, siyaset üretmeleri lazım. Ancak belediyelerin siyaset yapmamaları, ideolojik yaklaşmamaları lazım. Çünkü ideolojik yaklaşıldığı zaman o senin belediyen, bu benim adamım düşünceleri ortaya çıkar. O yüzden bunun doğru olmadığını, bu düşüncelerin, bu adımların yanlış olduğunu ve bu adımlara halkın prim vermeyeceğini de ifade etmek gerekiyor. Bir de işin İslam düşmanlığı boyutu var. Tarihe baktığımızda İslam'a ve onun kutsallarına düşmanlık eden hiçbir düşüncenin istediklerine erişemediğini, karşıdaki muhataplarına galebe çalamadığını görüyoruz. Bu tarihteki birçok olayda rahatlıkla görebiliriz, görüyoruz. O yüzden özellikle halkın bu konuda duyarlı davranması, belediyenin bu kararlarına karşı meşru bir şekilde meydanlara inip işte kitlesel eylemler yapması ve bu konuda kendi inancına, kültürüne sahip çıkması takdire şayandır. Bu konuda hakikaten atılan adımlar, özellikle kararın tekrar geri alınması adına yapılan girişimler ehemmiyet arz etmektedir, önemlidir. Takdir edilir ve biz de bunu takdir de ediyoruz. O yüzden bunu, özellikle bu konuda girişimlerde bulunmak isteyenler şunu bilmeli ki halk inancına sahip çıkacaktır, inanç değerlerine sahip çıkacaktır. Hiçbir zaman İslam düşmanlığına ve İslami değerlere yönelik saldırılara prim vermeyecektir. Çünkü zaten halkın da bu konuda daha önce yaşadıkları göz önündedir. Halk İslam'a ve İslam'ın kutsallarına yönelik yapılan hiçbir girişime prim vermemiştir. Tarihten de, yakın tarihimizden de bunu biliyoruz. Ancak şu da var, özellikle
halkımızın bu düşünceyi sahiplerini, bu zihniyet sahiplerini çok iyi tanıması gerekiyor. Evet, bugün belediye imkanları ellerinde olabilir. Halk onlara 31 Mart seçimlerinde onları tekrar belediye başkanı yapmış olabilir. Ancak halkın değerleriyle savaşmanın, halkın değerlerine karşı değerlerine yönelik siyaset yapmanın halk tarafından kabul görmeyeceğini de bilmeleri lazım. Evet, insanlar o düşünceye oy verebiliyorlar ama söz konusu İslam olunca, söz konusu Müslümanlık olunca kimse bu konuda attıkları adımın, yaptıkları girişimin hesapsız kalacağını, halk tarafından hesabının sorulmayacağını düşünmesin. Çünkü dediğim gibi hakikaten halk bu noktada yapması gerekeni doğru bir şekilde yani sahaya inerek, meydanlara inerek, herhangi bir yere zarar vermeyerek tepkisini ortaya koymuştur ve amacı da hasıl olmuştur. Bundan sonrası için de özellikle bu konuda atılacak adımlar, alınacak kararlar halkın inanç kültürüne göre olmalıdır. Yani halkın inancına aykırı, kültürüne aykırı kararlar alınmamalıdır. Bu noktada halka rağmen halkçı olunamayacağını. Evet, bu noktada velev ki işte belediye birimlerinde bazı kararlar alındığı zaman da yine bu düşünce sahipleri daha fazla olup bu kararı geçirdiklerinde bunu karşı özellikle AK Partili meclis üyeleri bunu gündeme taşımaları lazım. Çünkü halkın yapılan her şeyden haberi olmalı ki bu konuda bazı belediyeler yaptığımız bütün işlerde, aldığımız ve alacağımız bütün kararlarda şeffaf olacağız diye açıklamalarda da bulunmuşlardı. Bu konuda halk bu işlerin takipçisi olacaktır. Halk hiçbir zaman bu girişimleri kabul etmeyecektir ve hakikaten inancına da, kültür değerlerine de, İslami değerlere de sahip çıkmaya devam edecektir. Eyvallah. Sayın Güzel, aslında da biraz önce Sayın Durmaz çok önemli bir konuya değindi. Dedi ki özellikle belediyelerin tümü hizmet endeksli olmalıdır. Yani ideolojik, siyasi, sosyal şeylerden ziyade hizmet endeksli hareket etmelidir. Ancak baktığımızda kimi belediyelerin hizmet endeksli değil de ideolojik endeksli düşündüklerini görüyoruz. Hatta özellikle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin İyaz Bin Ghanem, ki Diyarbakır'ın Fatihi önemli bir şahsiyet olmasına rağmen onun ismi değiştirmesini gündeme almıştı. Ve bu konuda ciddi manada sivil toplum kuruluşları olsun, insani ve İslami düşünen birçok kişi ve kurumlar olsun, bu konuda ellerine gelen çabayı gösterdiler. Şimdi şöyle baktığımızda hakikaten belediyelerin yani hizmet endeksli değil de ideolojik endeksli olarak düşünmeleri, böyle kötü bir şekilde gündeme gelmelerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu belediyeler nezdinden de olumsuz bir düşünce değil midir acaba? Aslında gelen her belediye, yerel yönetim eline geçiren her iktidarın belli bir ideolojisi vardır. Biz evet, bunları şey demeyiz. Her biri bir ideolojinin temsilcisi olarak gelirler. Yalnız belediyelerin hizmet makamları olduğu noktasında değerlendirmelerde farklılıklar var. Maalesef mevcut şu an için bölgede HDP zihniyeti noktasında baktığımızda bunların temel ideolojik felsefelerini, adımlarını değerlendirirken ki üstlenmiş oldukları misyon maalesef belediyelerde, ki zaten bunu kabullenmiş, kendileri bunu dillendiriyor. Biz hizmet amaçlı gelmedik. Bunun temel üstlenmiş oldukları misyon ve bir çelişki var burada. Misyonları nedir? Misyonları toplumu dini değerlerinden ve tarihsel köklerinden bağımsız hale getirip aradaki o bağlantılı köprüleri yıkmaktır. Yani bunu özellikle dini motiflere, dini uygulamalara, toplumun yapısında var olan dini inanç ve değerlere savaş açmış bir halleri var. Yani bunu bariz bir şekilde kendileri Ramazan Müslümanların kutsal saydığı dönemlerde bunu defalarca yapmışlar. Evet. Bu sadece bunun bir tekrarıdır ve bu yönüyle de üstlenmiş oldukları Kürt toplumu üzerinde bir görev var.
Yani HDP zihniyetinin Kürt toplumunun dönüştürülmesi noktasında tarihsel geçmişiyle onu farklı bir noktaya taşımak, dini bağlarını, inancını, örfünü bundan alıp kültüründen, sosyolojisinden alma noktasında bir misyon üstlenmişler ve yaptıkları, atabilecekleri adımların tümünü buna hizmet edebilecek adımlar olarak görüyorlar. Örneğin bugün cami, bugün bu toplumun İslam medeniyetinin şiarları konumundadır. Evet. Ve bugün cami imar izinleri noktasında Batı'nın özellikle bugün bakıyorsunuz öyle bir hale gelmişiz ki bir toplumun gündeminde cami medeniyeti ne kadar öndeyse eskiden baktığımız tarihi şehirlerimize baktığımızda işte Diyarbakır Ulu Cami diyoruz, Bitlis Ulu Cami diyoruz, Van'ın Ulu Camisi diyoruz. İşte İstanbul'dan bahsederken merkezi yerlerin tümünde medeniyet beşiği şekillenirken, imar şekillenirken cami merkezi şekillenmiş. Evet. Ve Batı medeniyeti bugün toplumun kültüründen, şehrin imarından camiyi çıkarmak istiyor. Bunu çıkardığı zaman da o zaman kendi istemiş olduğu farklı bir yaşam tarzını toplumun merkezine, imarın merkezine yerleştirip toplumu onun etrafında çevirmek istiyor. Bu yönüyle atmış oldukları adımların tümü dediğim gibi bunların ideolojilerinin kendilerine üstlenmiş vermiş olduğu görev ve misyon çerçevesindedir. Ve maalesef bizi üzen tarafı bu gelen insanların, iktidara gelen, bu koltuklara oturan insanların camiye gönül vermiş insanların oylarıyla gelmiş olmaları, bu aradaki çelişki aslında budur. Yani kendi değerlerine düşman kişileri ve ideoloji sahiplerini makamlara oturtmak, yetkili kılan toplumumuzun, halkımızın, ama yeri geldiğinde bunun farkına varınca işte görüyorsunuz bugün Cuma namazı sonrası Diyarbakır'daki tepkiler, sivil toplum noktasında ortaya çıkan gür ses aslında bu coğrafya, bu halkın, bu insanının bu değerine sahip çıktığını gösteriyor. Peki Sayın Güzel, aslında şöyle de biraz böyle bir çelişki olduğunu görüyoruz. Evet, HDP'li belediyelerin kendi zihniyetlerinin kodlarına geri döndüğünü, kendi zihniyetinin gereğini yerine getirdiğini söylediniz. Yani adamların tüzüklerinde o var olduğunu. Bildirgelerinde fakat, bu var yani. Şimdi adamlar sen diyemezsin gel camiyi çok şey bir seviyeye getir, evet, diyemezsin. Yani ama cami, şöyle bir şey var, baktığımızda hakikaten neredeyse halkın neredeyse %90'ı Müslüman olan halkın oylarıyla bunlar belediyenin başına geldiler. Ve bu zihniyet olaraktan ideolojilerini yansımaları bu halkın sevdiği bir şey değil ki. Yani işte bu o zaman halk kendini temsil edecek insanlara iyi tanıması gerekiyor. Yani kime oy verdiğini, kimi desteklediğini, aslında kendi adına yola çıkmış görünenlerin kendinden olmadığını, evet, kendi değerlerine düşman olduğunu, yani bunu halkın görmesi gerekiyor. Yani halk bunu görmediği sürece bizim burada bunu farklı bir boyutla ifade etmemizin bir anlamı yok. Ama bu merkezden, bu tarihsel geçmişten toplumu, özellikle Diyarbakır gibi kadim bir şehirdi çünkü, evet, İslam medeniyetinde, İslam kültüründe 5. merkezdir. Yani İslam medeniyet tarihinde 5. merkezdir. Tarihsel anlamda, kültürel anlamında İslami değerlere sahiplenme noktasında. Yani bugün İyaz bin Ghanem'in isminin bir caddeden alınması bir anlam ifade etmeyebilir birileri için ama Diyarbakır'ın tarihsel köklerine bağlılığı noktasında önemli bir mihenk taşıdır. Yani bu yönüyle Diyarbakırlıların bunu sahiplenmesi ve buna göz yummamaları gerekir ki bu noktada konuda, da ciddi adım atıyorlar. Bu konuda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, evet, valisi de aynı şekilde o ismin tekrardan yerine getirilmesi için de ciddi bir çalışma yaptı, evet, ve gereğini de yaptılar. Bu konuda da kendilerini tebrik ediyoruz. Evet. Efendim, vaktimiz burada sona erdi. Bize kırmayıp bize davetimize icabet ettiğinizden ötürü sizlere çok teşekkür ederim Sayın Güzel, Sayın Durmaz. Allah sizlerden razı olsun. Kıymetli izleyenler, Doğru Haber Gazetesi yazarı Mehmet Şerif Durmaz ve eğitimci yazar Salih Güzel Beyefendi stüdyo konuğumuzdu. Yapmış oldukları değerlendirmeler için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinizi emanetçilerin en sadığı Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.